Evet, Zanka Spor TV'den herkese iyi akşamlar. Muhabbet Futbol canlı yayında sevgili Fahrettin Türkan ve Berkay Aydın'la beraber bugün sizlerle beraber olacağız. İkisine de hoş geldiniz diyorum. Fahrettin, Berkay'la devamlı program yapıyoruz. Sen ilk defa bizle berabersin. Hoş geldin. Hoş bulduk Serkan abi. Teşekkür Evet. ederim nazik davetin Evet. için. Evet, çok fazla talep var. Fahrettin'in ne zaman konuk kalacaksın, Fahrettin'in ne zaman konuk kalacaksın diye. Gerçekten camiada sevilen bir isimsin Fahrettin. Teşekkür ederim. Ben de herkesi çok seviyorum. Evet. Şimdi biz yayına girmeden önce Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı. Ben şöyle söyleyeyim. Ankaragücü için 186.694.743 lira olarak açıklandı. %40 artırılması 261 milyon olarak açıklandı. Baktığımız zaman ligde Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Adana Demirspor ve Sivas'tan sonra en çok para harcama limiti alan takımlar Ankaragücü, Ümraniye ve İstanbulspor. Lige yeni çıkan takımlar. Sen Ankaragücü'nün transfer limitini nasıl buldun? Beklediğin bir rakam mıydı yoksa geçen seneyle kıyaslanırsa? Ya TL bazında mesela düşündüğümüz zaman gayet makul bir fiyat ama günümüzdeki dolar döviz kurlarının euro kurunun bu kadar yüksek olduğu bir yerde 186 milyon TL'nin yani euro kuruna çarptığım yani paralel olarak baktığımızda çok daha iç açıcı gibi durmuyor ama tabii bunda bir %40 sapma oranı belirledi zannedersem federasyon. Evet, 261 milyon. Yani gayet uygun gibi gözüküyor bize. Zaten transferlere de şöyle baktığım zaman gelen oyunculara da çok limiti aşacak oyuncular yok abi. Hani iskelet kadronun tamamı da transfer tamamlandığında bu rakamın üzerine de çok bir sapma yaşayacağımızı düşünmüyorum ben. Bizim için gayet de mantıklı bir şey. Çünkü harcama limiti yükseldiği zaman bu sefer de takımlar o harcama limiti üzerinden çıkmaya çalışıyorlar ve geçmişten kalan borçlardan biliyorsunuz bizim başımız Evet. hala dertte. Çok bir tedavülümüzü bir göremedik yani geçmişten kalan borçlardan. İnşallah bunun üzerine çıkmayız. Da maliyetli oyuncularla iyi oyuncularla anlaşırız diye düşünüyorum ben. Evet, Berkay sen nasıl buldun limitleri? Limitler sıralama şeklinde bakıldığında çok da fena değil ama şunu söyleyeyim yani ben katılıyorum. Fahrettin arkadaşımızı değerlendirmesi. Bunun dışında şu var. Kulübün ben şunu gözlemledim ya bir taraftar olarak kulüp bu sene transferi oldukça planlı veya en azından yansıttığı öyle. Ben beğendiğimi söyleyeceğim yani politikasını. Bonservis yüksek bonservis bedellerinden uzak olabilecek en faydalı isimleri katmaya çalışan biraz bekleyen sürekli koklayan böyle bir şey var. Ben bir takipçi olarak güvenli bir transfer döneminde olduğumuzu düşünüyorum ve Fahrettin arkadaşımızın önemli lafı ki sevgili Serkan hocam senle de sıklıkla konuşurduk. Ankaragücü'nün ve Türk futbolunun en büyük baş belalarından bir tanesi bu kontrolsüz borçlanma. Bak yani Bursa'sından Eskişehir'inden nerede örnek verirsen bu sadece futbol takım başarısızlığı, sahada kaybedilen maç mevzusu değil. Bu kontrolsüz bir borçlanma ve daha sonra gelen bir çöküş. Bu anlamda kulüp bana ki en üst ağızlardan da sürekli bir kurumsallaşma ve hani bunun kontrolü üzerine vurguyla bunu yapınca bu işi bana güven verdiğini ben şahsım adına söyleyeceğim. Ama tabii diğer taraftan da şu var. Şimdi baştan beri çilek olarak bahsedilen, şimdi muhtemelen ilk daha yorum yazan arkadaşımız değil mi? Costa'yla başlamış. İlk Evet. yorum şimdi merak ediyor. Şimdi Costa'lar, Lukaku'lar, şeyde Liverpool'un forvetleri falan havada uçuşuyor. Welbeck'le açtık falan. Şimdi şöyle bir yükümlülükle de karşı karşıya tabii yönetim. Böyle de bir durum var. Çilek kontrollü transfer piyasasına giriş mevzularında mutlak bu saatten sonra artık bir şey bekleniyor herhalde. Yani taraftarda taraftar. Çünkü hani Fırat Can imza atıyor. Geleceğin belki ilginç bir ismi olacak. Bence de hiç şey bir transfer değil. Yani faydalı olabileceğini düşünüyorum. 23 yaşında genç isim bir iki şeyden baktığında böyle ufak tefek. Fakat taraftar bu çilek dediğimiz mevzuya eski kariyerli böyle biraz isimli oyuncuya ki kimi haber sitelerinde artık geçmeyen oyuncu kalmadı biliyorsunuz farklı farklı büyük Arjantinli isimler farklı şeyler
Bu saatten sonra bu beklentinin tabii bir şekilde de karşılanması gerekiyor. Ben bu konuda da yine ne yalan söyleyeyim, bir takipçi olarak, bir Ankara güçlü olarak da aynı zamanda yönetimin bunu da hesap ettiğini düşünüyorum. Bu hafta içinde, özellikle bu hafta içinde ben ilginç bir şey bekliyorum. Yani sarsıcı, şu taraftarımızda sarsacak bir, futbol kamuoyunda sarsacak bir haber. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün Metin Erdem'in bir yazısı vardı. Metin abi sağlam kaynaktan aldığı isim açıklamadı ama iki tane imzanın da kampa yetişeceğini yazıyor. Bu hafta içinde imza bekliyor. Şimdi Fahrettin, bugün Trabzon için çok önemli bir yerel medya 61. saat ve Yağız Sabuncuoğlu Abdülkadir Parmak ismini gündeme getirdi. Sence Abdülkadir Parmak transferi gerçekleşse ne ölçüde yararlı olur Ankara için? Şimdi Abdülkadir Parmak geçen yıl özellikle hani Trabzon'dan ayrıldıktan sonraki sezon Kayseri'ye tam mental olarak bir bağdaşamadı, yani anlaşamadı bir türlü. Kendini veremedi yani Kayseri Spor'a. Bunu da biz zaten sezon içinde hissettik. Kayseri Spor maçlarını Türkiye Kupası da üzerinde takip edenlerden biriyim. Hani Abdülkadir Parmak geçen sene Kayseri Spor'a çok faydalı olamadı ama Trabzon'dan bir ayrılış hikayesi var tabii Abdülkadir Parmak'ın. Orada hani Siopis'in transfer edildikten sonra Abdülkadir Parmak gözden düşen bir oyuncuydu. Yani şimdi bir de yerli oyuncuda bizim ciddi ciddi problemlerimiz var. Yerli oyuncu ulaşmada sıkıntılarımız var. Kaliteli oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Abdülkadir Parmak da bu... Fahrettin, sözünü unutmazsan Doğancan sana şeyi sordu. Onu da devam edersin. Menemen Spor'un forveti Ahmet Sagat niye düşünülmüyor? Fahrettin Hocam ne der diyor. Onu da ekleyelim. Oradan devam et zaten hepsini beraber. Abdülkadir Parmak hani yerli oyuncu olarak düşündüğümüz zaman da tabii ki faydalı olabilecek bir oyuncu. Önemli olan bizim ne oynayacağımız, Abdülkadir Parmak'tan ne istediğimiz önemli. Hocanın istedikleri Abdülkadir Parmak'ta görebiliyorsa eğer, Abdülkadir Parmak şu anki yerli statüde hani 8+3'te gayet faydalı olacak bir oyuncu ama tabii Pedrinho ve Zahit de beraber oynarsa Abdülkadir Parmak orta saha nasıl bir şekilde alır? Biraz da hani bu izin dediğimiz hani baskılı orta sahayı izleyebilir miyiz? O da tabii ki şüphe kafamızda. Ahmet Sakat'a da gelince, Ahmet Sakat birincilikte yedikli bir oyuncu. Son yıllarda Menemen'de çok önemli başarılar imza attı. Hani bari çift taneli rakamlar ulaştı ama Süper Lig seviyesinde ne yapar? Biz süre verebilir miyiz Ahmet Sakat'a? Süre verebilecek bir durumda mıyız? Bence önemli olan Ahmet Sakat konusunda o abi. Hani biz o süre verecek durumda olduğumuzu düşünmüyorum yani ben Ahmet Sakat'a. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok bizim. Süper Lig bence geçen sezondan daha iddialı olacak gibi gözüküyor bugün baktığımızda. Çünkü Antalya Spor, Karagümrük, Hatay Spor, hani Serkan Özbalta'yı getirdi. Biraz küçülmeye gittiler ama bunlar sonuçta iskeleti olan kadrolar. Kaldıkları yerden devam edecekler. Ahmet Sakat transferini ben çok şu anda doğru bulmuyorum ya. Doğan Can'a evet, teşekkür ederim. Evet. Şimdi Berkay Hocam sana soralım aynı soruyu. Şimdi Abdülkadir Parmak, Başkan Çıtay'ı hep yüksek tutuyor. Bugün Metin Erdem işte yazısını okuyanlar orada da görmüşlerdir. Birkaç yazar da aynı şey diyor. Başkan hep şampiyonluktan ve yüksek hedeflerden bahsediyor. Çıtayı çok yükselttiği için taraftarın beklentisi de biraz fazla oluyor. Şimdi Abdülkadir Parmak Ankara Gücü'ne bu konuda ne kadar faydalı olabilir sence hedefler konusunda? Ben bildiğim kadarıyla şimdi Abdülkadir daha bana sorarsanız yetenekleriyle doğru orantılı olarak futbol kariyerinde zirvesini yaşamadık. Yetenekli bir oyuncu şüphesiz, biliyoruz ki birçok hani kiralık gittiği takımlar da var. Ya yani çeşitli uyumsuzlukları vesaire, disiplin cezalarıyla anılmış şeyde bir isim ama şimdi yetenekli oyuncularda arada oluyor bu. Bunu söylemek lazım. Bir ikincisi, her zaman şey olmuyor bu transfer piyasasında. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Bir de Fahrettin arkadaşımızın dediği çok önemli bir nokta var. Orta sahada alternatifleri arttırmak, yani yerli oyuncu bağlamında da bu fena değil. Bu alternatifleri arttırmak, niye arttırmayalım? Şeyde de bir sıkıntı olmayacak, maliyeti de hesaplayacaktır yönetim ki ben o konuda gerçekten bir güven veriyor yani bu yönetim. Genelde yönetimlere ta gençliğimizden beri o kadar şey yapamayız bu konuda. Çok da merak etmezdim hani kim nasıl alınmış, kaça alınmış falan filan. Ama burada bir vurgu var bu konuda. Bu da güven verici bir taraf. Ben katkısı olabileceğini düşünüyorum şahsen. Ama genelde arkadaşlarım bana hep böyle şey tarafından, bardağın hep dolu tarafından bakıyorsun diye şeyi getirirler. Ne yapalım yani sonuçta bir taraftan şeyden bakacağız. Ve önemli bir şey var. Biz geçen yıl yorum yaparken
Sevgili takipçilerle de öyle konuşuyorduk, şey yapıyorduk. Şimdi Süper Lig'de şöyle bir durum var. Çok ciddi finansal olanakları olan, çeşitli ayrıcalıkları olan tarihsel kulüplerin dışında, yani dörtlü diyelim işte yapının dışında 7-8 takım artık kulüp farklı bir şeye de geçti. Yani bunun içine Antalya'yı koyun, bunun içine Demirspor'u koyun, bunun içine hani farklı örnekleri siz çoğaltın. Sivas'ı, Kayseri'si hani finaller artık nerelerde oynanıyor falan. Şimdi Konya'sı falan. Şimdi böyle bir yapı Süper Lig'in başka bir zorluğu. Yani mesela Fatih'in arkadaşımızın dediğini böyle de değerlendirmek lazım. Evet Ahmet Sagat şey yapar ama şimdi o genişlik yerine başka bir şeyin, başka bir takım biçiminin oyuncusu. Şimdi bu lig biraz daha farklı demeye de getiriyor önemli bir şekilde. Şimdi bu lig zor bir lig. Şimdi bunun da farkında olacak. Sevgili Serkan Hocam, şimdi dediğin doğru. Başkanın iddialı konuşması beklentimi yükseltir ama şimdi taraftarın da bir şeyin olmasa, ben de beklenti yükseltmek yerine şunu yaratıyor. Onu açık söyleyeyim. Şimdi diyorum ki ya aynı vurgular benzer tondan sürekli geliyor demek ki diyorum bir sistematik genel bir yaklaşım var. Bu benim hoşuma gidiyor. Sonuçlarına bakacağız. O ayrı. Hani ne diyor başkan sürekli olarak hani Ankara Gücü bir turnuvadaysa şampiyonluğa şeyi oynayacak. Bu önemli bir yaklaşım. Yani bu önemli bir yaklaşım. Benim 90'lı yıllarda mesela biz hani Ankara Gücü işte ben 79 doğumluyum falan. 90'lı yıllarda hani şekillendik. Tabii kendi şeyimizi bulup gençliğimizi. O yıllardaki sonrasında işte o yıllar özellikle değil mi? Genelde 8 ile 13. sıra arasında gidip gelen böyle hani parlayan oyuncusu olursa veren onu alan bunu veren. Sezonun ilk yarısını çok iyi kapatıp ikinci yarısı hiçbir şey oynamayan bir takım. Tabii. Bunun yerine bu vurgular çok yerinde ama kimse herhalde şunu tahmin etmiyor. Yani bu kadar da değil bu lig Türkiye Süper Ligi yani o kadar şey değil. Milyarlık trilyonluk şeylik takımlar peşinde bırakın bizim kombine satışını. Yani tüm sezon bizim maçlarımıza giren taraftar sayısı kadar farklı yerde takipçisi olan bilmem üyesi olan şuyu buyu olan kulüplerde ligi ne düzeylerde bitirdikleri belli. Kolay bir lig değil yani kendi adına da bunu belirtmek lazım. Bu öyle basit bir iş değil. Bizim taraftar geçen yıl şeye de biraz öyle baktı geneli. Çıktığımız lige. O da kolay değildi. Burası çok daha zor. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Yeni çıkan bir takımız. Biz daha önce iskeletini kurma şansına büyük paralarla sahip olan bir kulüp değiliz. Şimdi bu da önemli yani. Konyaspor'la şimdi eşit başlamıyorsun aslında. Yani bir altyapı şeyi kurulmuş bütçesiyle bilmem nesiyle almış işte Antalya Sporu, Demir Sporu bilmem nesi ki başarısız örneklerde bile ciddi bir şey şansı oldu önceki yılların bütçelerinden yararlanmak suretiyle. Bu anlamda kolay bir lig değil. Yani kimse de çıkıp herhalde bu sene doğrudan yani en büyük aday biziz abi. İlk 3 haftada puan kaybı olursa şey yapacağız. İşte böyle bir şey değil. Elbette ki kazanmak istiyor ama ben ilgiyle merakla takip ediyorum tabii her şeyimiz gibi taraftarımız. Benim en büyük merakım geçen haftalarda da konuştuğumuz benim özel ilgim. Şeyde de menajerlik oyunlarında da onu beğenirim. İlk önce arkayı sağlam al gerisi Allah geri. Şimdi stoper işte Makedonya, Kuzey Makedonya oldu biliyorsunuz. Yunanistan'ın baskılarıyla şeyde ismi değişti. Kuzey Makedonyalı oyuncu üzerinde. Velkovski. Velkovski yaşı olan tecrübeli ama şöyle de bir klasik vardır ben buna inanırım yani değil mi dünya futbol piyasasında da böyle Balkan stoper yani şeyde Balkan stoper Doğu Avrupalı Balkan stoper buna uyacak belki yanında farklı isimlerle de değerlendirilebilir benim gözüm daha şimdilik orada ama çilek transfer muhtemelen şeyden olacak tabii yani ileriye dönük orta saha veya forvet olarak değerlendirilecektir. Ben bu önümüzdeki hafta neyi söylesi bir his var içimde. Bir iki görüşmüşlüğüm var. Bir iki arkadaşımla tahminler ve şeyler üzerine ama bu hafta gerçekten böyle tribünlerin heyecanlanabileceğini düşünüyorum. Tek bir kanaldan da yürümüyor bildiğim görüşmeler. Bu da gayet normal. Yani şu da olmaz futbolda ya ben bunu alacağım. Evet mesela Serkan Macit. Büyük bir oyuncu. Ben bunu alacağım abi. Bütün transfer dönemi öncesi sonrası buna motive oldum derseniz yani bu teke indirmek oluyor şeyde. Aynı zamanda Serkan Macit şeyle görüşüyor olabilir bugün. İşte Fahrettin Spor'la atıyorum. Yani onda da ayrı bir görüşmesi şeyi olabilir. Şimdi burada kitlemek yerine tabii şeyleri arttırıyorsunuz. Bu
tecrübeli isim kariyer yapmış oyuncularda daha fazla tabii bu. Keşke hani şeyi falan olsa değil mi? Yani çilek dediğimizden şöyle 3-4 sene önce olsaydı şu Ronaldinho tamamen çökmeden tam futboldan kopmadan şey olmuştu ya bu oynayamıyordu. Şimdi de başına işler açıyor falan böyle şeylerdi. Şöyle yani enteresan futbolu da aynı zamanda böyle o meşin yuvarlığa da ayrı sevdirecek tabii. Şeyler bekliyor. Çok çünkü laf oldu. O çilekle açıldı o iş. Ondan sonra tabii de forvet hattında ciddi eksiğimiz hala eksiğin gitmediği ortada. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Fahrettin şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi ismi geçen oyuncular var. Marlon, Velkovski, işte Diego Costa. Şimdi gelen oyunculara bakıyorum. Fıratcan Üzüm, Doğukan Kaya, Pedrinho, Oğuz, Ceylan, Tasos, İgi. Şimdi düşünülen oyuncular ve gelen oyunculara baktığında Mustafa Dalcı'nın bu sezon için nasıl bir futbol planı var? Yani nasıl bir sistem kuracak diye düşünüyorsun? Abi benim gördüğüm şu anda biz bir geçiş oyunu oynayacağız gibi gözüküyor. Çünkü iki kanat oyuncusu da buna gayet uygun oyuncular. Zaten ilk iki transferi yapıldıktan sonra ben bunu hani paylaşmıştım arkadaşlarla. Bir geçiş oyunu oynayacağımız çok net. Pedrinho transferiyle de bu belli oldu. Çünkü Pedrinho geçişte hızlı yapabilen bir oyuncu. Savunmadan gelip topu çıkarabilen bir oyuncu. Velkovski transferi mesela. Velkovski futbola başladığında dün hani biraz araştırma fırsatı buldum. Çok yani bildiğimiz bir oyuncuydu ama tabii Makedonya Ligi'de falan bize çok uzak. Biz Yunan Ligi'ni bile seyredemiyoruz mesela. Yani hemen yanı başımızda. Futbola 6 numara ön libero olarak başlayan bir oyuncu. Son yıllarda stopere evrilen bir oyuncu. Sesim geliyor mu Serkan abi? Geliyor Fahit. Ha. Devam et. Duyuyoruz seni. Son yıllarda stoper olarak oynayan bir oyuncu. Topla çıkışlar gayet iyi. Oyun kurmada başarılı. Baskıdan çıkabiliyor hani stoperlerde. Hava hakimiyetinde biraz sıçrama özelliğinin ben birazcık düşük olduğunu gördüm. Yoksa pozisyon almada ve savunma sezgileri gayet başarılı. Ha nasıl olur Velkovski? Yanına lider bir şef stoper alırız. Denge stoperi. Çünkü hamle stoperi olarak kullanmalıyız Velkovski'yi. Bir denge stoperiyle gayet başarılı bir sezon geçirebiliriz. Marlon konusunda da biraz hani ben Brezilya Fluminense taraftarlarının yaptığı yorumlara falan baktım. Marlon'u canlı izleme şansımız burada oldu. Gayet hızlı. Trabzonspor'un oynadığı hücum futbolunda da iç koridoru falan kullanabilen bir oyuncuydu. Marlon ama işte bu Fluminense taraftarlarının yaptığı yorumlarda biraz kilo problemi olduğunu söyleniyor. Hani birkaç yorum okudum ben. Direkt bundan bahsettiler. Bu da aşılmayacak bir şey değil. Daha sezon başlamadık. 1 Temmuz'da biz Bolon kampına başlayacağız. Yani 2-3 ay süre içerisinde Marlon'da bu problemi çözeriz. Gayet de faydalı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü şimdi bir önde oynayan takımlarda Marlon belki Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta sırıtabilir ama Ankara Gücü, Konya Spor gibi, Adana Demir Spor gibi takımlardan Marlon ciddi ciddi fayda verecek bir oyuncu. Cici transferi de zaten hani ben buna birazcık Cici'ye şeye bakıyorum yani. Mesela Mesut Özil aldı Fenerbahçe. Hiçbir verim alamadı yani. Fayda alamadı. Yani Crespo diye bir adam geldi Fenerbahçe'ye. Herkes eleştirdi gelirken. Beklemedik bir performans verdi. Ciddi ciddi transferlerle geçiyor Crespo'nun adı şu anda. Yani Cici de böyle bir oyuncu olabilir. Kapalı kutu ligin temposuna, sertliğine ayak uyduramayacağı ilk başladıktan sonra belli olacak. Sassuolo transferi de zaten güncel binliği bir oyuncu. Panathinaikos'ta 2 sene önce Zahit'le önemli işler yapan bir oyuncu. Sassuolo zaten çıkışını da orada yaptı. Son dönemde Yunan medyası da zaten Sassuolo'nun Türkiye'ye geldiğine şaşırdı. Ben okuduğum hani yazılarda da Sassuolo'nun Türkiye'ye gelmesine çok şaşırdılar. O da ciddi bir şekilde fizik problemini çözebilirse Ankara Gücü'ne fayda sağlar. Çünkü en son Yunanistan milli maçını seyrettim ben. Ayaklarına hakim kısa, yani dar alanda adam geçirme özelliği falan bir hayli fazla. Set oynama özelliği de var gibi gözüküyor yani. Şu anda tabii uzun 3-4 hafta izledikten sonra daha net yorumlar yapmak daha mantıklı olacak. Bugün hani oyuncuyu gömmek veya yükseltmek çok doğru değil diye düşünüyorum. Evet, mesela geçen sene gelen Atlıç mesela çok şey bekleniyordu Atlıç'tan 2 sene önce değil mi? Mesela gelirken ama hiç bir verim alınamadı. Abi Asici, ben Göztepe'yle hazırlık maçı yaptık. Berkay hocam hatırlar. Göztepe'nin YouTube kanalından canlı yayınlandı. 7-8 dakikalık şeydi. Direkt tweet attım zaten. Tweetim hala duruyor. Asici ve Sabah ile sezona başlamak intihar olur. Mutlaka hani bu adamlara faydalanmak istiyorsak bu adamları geri koşturmak, ön bölge oyunu oynamamız lazım diye. Asici'nin fizik durumu zaten ortada değil. Adam ayakta duramıyordu. Ben iki transferin bu şekilde olacağını düşünmüyorum kanatlı oyuncuların. Evet. Berkay, istersen sen de mesela şimdi Diego Costa çok büyük bir isim mesela. Gelirse
çok verimli olur ama mesela aslında Fahrettin'e sormuşlardır. Mesela Bandırma'dan Çilek transfer, mesela Emre yorum yazmış sevgili kardeşimiz. Mesela Bandırma'daki Kene'yi düşünseler daha iyi değil mi? Kene'yi düşünseler daha yararlı olmaz mı diyor mesela. İlla Çilek transfer şart mı yani sence? Valla ben şöyle samimi, ben ufak bir şey söyleyeyim burada. Deni olur, Eze olur. Anlaşırız, anlaşamayız. Şimdi ben de Eze'yi mesela beğeniyordum. Burada ayrılıyordu. Şu anda Eze'nin adı geçmiyor mesela değil mi? Geçmiyor. Herkes Eze'yi aynen unuttu yani. %40 60'lık geneli beğenmiyordu falan. Kenny'yi de %70 belki beğenir. 30'u yeterli bulur, yetersiz bulur. İki maç bir şey kaçırır, ayrı bir şey olur falan. Ama Süper Lig düzeyinde bu işin ciddi bir şey tarafı da var. Yani buna direkt şov demek istemiyorum ama bunun öyle de bir şey tarafı var. Yani futbolu sevdiren ayrı, dünyaya da tanıtıyorsunuz aslında. Gelen futbolcu sizi dünyaya da ayrı birleştiriyor. Ayrı bir mesaj çekiyor. Ya yani ben Kenny gibi veya başarılı transferler. Mesela ne denebilir? Bu cevap yerine ben şunu desem daha beklenir bir cevap olurdu herhalde. Ya tabii kariyeri geçmiş oyunculara milyonlar vermektense geleceği olacak oyunculara para ver. Ya sen geri kalanın hepsini öyle yap. Yani bir tane de şey alıyorsun böyle. Bir tane iki tane böyle hani şey olsun şöyle bir. Ya benim çok samimi söylüyorum hani görüştüğüm insanlar da var. Ya İsveç'ten arkadaşım arasın. Mesela desin ki ya ne yaptı sizin takım? Kimi getirdi ya? Ya doğru mu? İşte Costa sizde mi falan? Öyle mi böyle? Yani bu işin bir tarafı da ne kadar verimli olur? Ne kadar olur? Vazel mesela. Vazel'i hatırlayalım. Vazel. Şimdi kim gol kralı mı oldu Vazel bizde? Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey oldu mu? Yok. Agustin'in yüzde kaçı kadar faydalı oldu? Yok. Ama bir Vazel oldu. Bir havaya girildi. Bir atmosfer. İngiltere'de değil mi? Ankara gücü farklı bir şey oldu. Şimdi bunun böyle de bir boyutu var. Tabii ki çok büyük maliyet olmasın. Tabii ki büyük böyle bir uçurumlar gelir. Uçurumları takımının huzurunu kaçıracak bir şey olmasın ama o takımda olduğundan gurur duyacak 10 tane de oyuncu olsun yani. Anlatabildim. Ben şimdi futbolcu olsam Rui Costa'yla aynı takımda yani bir sene de olsa şimdi fena olmaz bence yani Ankara gücünde oynasam. Anlatabildim mi? Tartışması, yeri tartışması. Bu başka şeyler de katar. Bunu eğer iyi değerlendirebilirseniz örnek de yaparsınız gençlerinize. Çalıştırırsınız da ayrı bir şey. Bence hani Çilek dediğimiz hiç oynamayacak sadece Ankara'ya gezmeye gelecek ki gezmeye niye gelinsin Ankara'ya da değil mi? Ankara'mız çalışma yeri değil mi? Hep beraber şey yapacağız. Ankara'ya gelecek öyle iki dolanıp gidecek oyuncu değil elbette. Altyapıya da katkısı olur. Bizim genç oyuncularımıza katkısı olabileceğini düşünüyorum. Tribünler ayrı heyecan getirebilir. Tabii bu bir kategori. Nasıl olacağını zaman gösterir. Lukaku geldi şimdi. Kötü mü yani mesela? Değil mi? Bahsediyor. Atıyorum. Örnek. 10 tane isim geçiyor. Değil mi? Sizin aklınıza kalan Arjantinler, Uruguay milli takımının 35 yaşındaki Cavani'si falan filan böyle değişik hani olur mu olmaz mı? Şimdi şey mi? Dünya Kupası'nda izlediğim bir oyuncu yıllarca yani tek bir şeyde değil Dünya Kupası'nda. Şimdi böyle bir süreç geri kalanını tabii ki daha geleceği olan, geleceği şekillendirebileceğimiz mesela Fıratcan falan böyle bir transfer. İnşallah tam ayrıntılı bilmiyoruz ama ben de ona baktığım kadarıyla umutluyum yani. İyi bir alternatif en azından geliştiriyorsunuz şeyinizi, alternatiflerinizi diye düşünüyorum. Ben fazla uzatmayayım. Bu Çilek konusuna sıcak bakıyorum yani hocam. Kısaca onu söyleyeyim. Serkan mesela hocam. Malatya'dan Cefet Tetley'nin transferini de çok yazan var mesela. Hani olabilir, isteyen çok var da tabii yönetimin düşüneceğini sanmıyorum ben. Şimdi Fahrettin şöyle bir şey var. Gene aynı medyadan örnek vereyim. İyi de arkadaşlarım var. Şimdi 61. saat bugün bir haber yaptı. Kaleci Erce kardeşlerin transferinde Ankara Gücü'nün adı da geçiyor. Hani oradan Mehmet'ten aldığımız bilgi böyle. Birkaç takımın arasında Ankara Gücü de var deniyor. Şimdi Ankara Gücü'nün kaleci problemi sence var mı? Yani Bahadır'la bu lig devam eder mi? Hani bir kaleci transfer dedi ama genç bir çocuk. Bahadır'la da gideceğini düşünmeyen insan sayısı çok fazla. Sen ne düşünürsün kaleci sorunu hakkında? Ya şimdi Serkan abi biraz geçmişe bakmak lazım. Biz Süper Lig'de olduğumuz sezon en çok problem yaşadığımız bölgelerden biri neresiydi? Kaleydi. Ricardo Fredrik mesela yaptığı hataların belki üçte birini yapmasa biz 7-8 puandan fazla alabilirdik. O Rize maçına falan yediği goller hani iç açıcı gözükmedi yani bize. Yani bir tecrübeli bir kaleci almamız lazım gerçekten. Ben Bahadır'ın kötü bir kaleci olduğundan dolayı değil. Benim kendi görüşüm mesela sezon maçında bu TFF 1. Lig'in sezon maçında Akın yerine Mert Topuz'un değerlendirilmesinden yanaydım. Çünkü neden? Bize bir background verdi Alanya maçında. Süper Lig'in son maçında
Yaklaşık 7-8 kurtarış yaptı. Herkes keşke dedi yani, bir heyecanlandı değil mi Altay'dan sonra Mertopuz'un o performansı. Biz dedik ki kesinlikle TFF'ci ile kaleyi Mertopuz'un koruması lazım. Bugün baktığımız zaman Mertopuz da kendi çocuğumuz, yeterince tecrübelendiremedik yani TFF'ci ile. Yani Bahadır da zaten birazcık taraftar baskısıyla, medyanın baskısıyla son dönemlerde oynamaya başladı. Bahadır da kötü bir kaleciydi. Trabzonspor'a transfer yaptı zamanında. Trabzonspor'a transfer yapan bir kaleci zaten önemli bir kalecidir. Ama bir türlü o beklenen gelişimi gösteremedi. Üzerinde bir baskı olacak tabii ki ister istemez Süper Lig'e çıktığı zaman. Ben yani Süper Lig'de daha tecrübeli, bizi taşıyabilecek bir kaleciye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Örneğin şöyle söyleyeyim abi, bu sezonu bırakıyorum hani Nuri Şahin'in Antalya Spor'u. 4-5 sezondur Antalya Spor'u Gofen ayakta tutuyor. Hani bunu hepimiz hemfikir herhalde. Birçok yerde hani takım ipten aldı. 7-8 olacak maçları kazandırdı takımına mesela. Bize böyle bir maç kazandıran bir kaleci mutlaka aşar. Hocama da, Bayko hocama da şöyle katılıyorum. Tabii çilek transfer çok önemli. Diego Costa ismini kim istemez ama bir maliyetler önemli. Bunu maliyet durumunu ayarlamak lazım. Ankara Gücü'nü maç kurtaran kalecinin yanına bir de maç kazandıracak bir forvet lazım. Evet. Bunu da nasıl yaparlar? Artık bir listeleri vardır. Bunun planlamasını artık 2 seneden 3 seneden sonra daha tecrübelenerek mutlaka yapıyorlardır. Çünkü biz bu sezon da forvet sıkıntısı çektik. Eren transfer edildi, Nadi transfer edildi. Bir fayda göremedik. Bovus'u yönde oynatmak zorunda kaldı. Bovus'un disiplinsizliklerinden dolayı forvetsiz çıktığımız karşılaşmalar oldu. 2,5 ayda 3 veya 4 galibiyet almadık zannedersem. Süper Lig'de mesela son 2,5 ay 3-4 galibiyet aldığın zaman hani bir 10-12 maçta bir anda kendini küme potasında bulursun. Doğru. Onun için planlamayı ben doğru yapacaklarını zannediyorum. İnsanlarda hani bir transfer heyecanı var. Buna da hani ben de bunlardan biriyim ama bu biraz da insanları baskı altında bırakabilir. Birazcık daha sabredelim. En iyisini bekleyelim. Peki Fatih, sadece yerli kaleci mi yabancı kaleci mi? Mesela bir isim önerisi var. Arkadaşımızın ismi de yazan Mehmet Ali Erol. Altın Ordu kalecisi Ali Emre Yanar çok iyi kaleci diyor mesela. Biz şu an evet abi. Yani sen böyle bir kaleci mi? Yani yerli bir kaleci mi, yabancı kaleci mi düşünün? Yani kalede olması gerekiyor. Şu anda mesela söylenen futbolcuyu almak için Altın Ordu 2-2,5 milyon euro'dan kapıyı açar diye düşünüyorum ben. Mesela yerli kaleci alabileceğimiz kim var? Gökhan Akkan var mesela en yakın bizim altyapımızdan yetişen. Onu ben bir iddia olarak söylemiştim. Sağlam da bir kaynaktan duymuştum. Daha sonra Mustafa Hoca, Orhan abi yine programda Spor Anki'de öyle bir transferin olmadığını söyledi. Öyle kapandı gitti. Hani yerli kaleci havuzu da çok geniş değil şu anda. Hani alabileceğimiz, gerçekten kaleye teslim edeceğimiz bir kaleci var mı? Ben hani Bahadır olsun daha iyi mesela Gökhan Akkan'ın yerine. Çünkü Gökhan Akkan son iki sezonunu çok verimli bir sezon geçiremedi diye düşünüyorum. Önemli bir kaleci, milli bir kaleci ama ya Sinan Bolat olabilirdi mesela. O da yine bir takıma imza attı. Erce yani için ne dersin? Erce kardeşler de Uğurcan'ın arkasında kaldı. Altınoğlu'da ciddi bir hani çıkış göstermişti. Ben Erce'nin de izlediğim maçlarında belki Trabzon şehrinin verdiği baskıdan dolayı çok Süper Lig tecrübesinde bir kaleci olduğunu düşünmüyorum abi. Önemli bir kaleci ama bizim artık bunlara tahammülümüz kalmadı. Yani bunları şey yapmayalım, garanti alalım yani kendimizi. Çok macera aramayalım yani. Çünkü yetiştirip satmaksa Erce zaten yaş almış bir oyuncu. Bizim elimizde iki tane önemli bir, hani biri Erce'yle yaşıt Bahadır, diğeri altyapımızdan yetişen Mert Topuz var yani. Evet Berkay, sen ne dersin kaleci sorunu için? Bir sorun var mı sence kalede? Valla işin açığı ben katılmamak mümkün değil şimdi partinin arkadaşımızın değerlendirmelerine. Geneli de bu şekilde düşünüyordu taraftarımızın ama ya her bölgede tamam yabancı kuralı esnedi bu sene için ama her bölgede transfer, her bölgede farklı değerlendirme işi zora sokabilir diye düşünüyorum. Ben şeyle devam edilebileceğini düşünüyorum. Eğer imkan olmazsa ben yani mesela Bahadır beklediğimden çok daha iyiydi geçen yıl. Onu söyleyeyim. Yani topu oyuna sokması şeyi ve de Fahrettin arkadaşımız önemli bir şey söyledi. Şimdi kim gelecek? Evet. Mesela. Bu arada Fenerbahçe'ye Berke'yi gönderecek diye bir yorum var Yasin Mert'in. Berke düşünülebilir belki. Yani. Keşke olabilse de biraz zor hocam o ya. Zor, çok zor. Belki bu tip isimler ama şey azalabilir. İşin açığı tercihler azalabilir. Demin söyledi mesela tecrübeli isim olabilir belki kalede ama bunların da ön plana çıkanları imza atıyor başka kulüpler. Ne yapacaksınız? Şimdi Bahadır'dan bir tık daha
iyi olduğunu iddia ettiğiniz birisini mi getireceksiniz? Veya yani, bizim Brezilyalı kaleci vardı. Ben kişi olarak çok severdim. İnanılmaz. Ankara Gücü gol attığımız sevinen sarışın Brezilyalımız. Ama kötü yani, çok beğenen de çoktur belki ama talihsizlikler işte, hani kötü demeyelim. Ama ha yani Frederick olmadı şimdi. Bunu getireceksin, olmayacak. Şimdi Bahadır neden olmasın? Türk futboluna bizde gelenek bu. İyi kaleci kazandırırız yani hiç yoktan. Konuştururuz yani Türk futbolunda. Bu Ankara Gücü'nün böyle bir çizgisi var. Yani kale konusunda, kaleci konusunda. Valla yani zorunlu kalırsak da benim en büyük endişem olmaz kale. Onu söyleyeyim. Diyeyim Bahadır'la. Yani biraz da bu iş hem tecrübeyle oluyor biliyorsunuz, hem havaya girmekle oluyor. Kalecilerde de çok bu iş hani anlaşacak takım oynuyor. Bilmiyorum ben. Elbette kim istemez şüphesiz transfer. Demin Fahrettin arkadaşımızın bahsettiğimiz tecrübeli kalecilerden olur ama şimdi geriye kalmış elde neler var? Seçenekleri bir görmek lazım bu anlamda. Bu arada inanılmaz yorum yağıyor herhalde. Fahrettin'den dolayı bu kadar yorum geliyor. Evet. Egemen Bülent Karabek mesela şey diyor. Ankara'nın bebesi tecrübeli Ramazan Köse. Gençlerinin kalecisi iyi düşünülmez diyor mesela. Ramazan Köse'yi hatırlarsınız hocam. Bir Kasımpaşa'dan Yunus Moktallar'ın falan olduğu bir Fuma'nın 2000 yenildiğimiz karşılaşmada Ramazan Köse'nin performansını hatırlarsınız herhalde. Kasımpaşa'yı 5'lik yapacaktık. Ramazan Köse takımı kurtardı yani. Ama son dönemde ciddi ciddi kilo problemleri var. Refleks olarak çok geriye gitmiş. Çok fayda sağlayacağını düşünmüyorum Ramazan Köse'nin. Evet Berkay, var mı ekleyeceğin bir şey kaleci konusunda? Valla çok yok. Yani kaleci konusunda ya bazen belki diyeceksiniz ki kargaya yavrusu şahan gözükür. Şey mi bakıyorsun, ama ben de derim ki o zaman hani meşhur tavuk şey meselesi, komşunun tavuğu komşuya kaz görünür meselesi. Şimdi çok büyük arada fark varsa tabii şeyden düşünülebilir ama Bahadır da, ben dediğim gibi Bahadır benim şaşırdığım isimlerden biridir geçen yıl. Performans açısından çok net söyleyeyim. Hakkını da vermek lazım. Ben bunu da hatırlatmak isterim yani Bahadır'dan, değil mi? Yani oynadığı çeşitli karşılaşmaları hatırlıyoruz. Sadece topu oyuna sokması değil yani. Kurtarışları, refleksi, takım arkadaşlarıyla savunmayla anlaşması, kendine güveni. Ben beklentilerimin çok üstündeydi. Neden olmasın eğer şey kalınırsa? Evet, diyorum. Şöyle bir şey var. Kısa bir şey ekleyeyim Serkan abi. Konuşurlar gibi. Hocam dediklerinden sonuna kadar katılıyorum. Bir de yerli kural olduğu için bizim mutlaka kalede bir yerli oyuncu oynatmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü diğer bölgelerdeki alternatif de çok değil yani. Mesela bir sol bek Türkiye'de bulmak zor. Ben şu açıdan söylüyorum. Yani mesela Bahadır'ı hazırladık, sahaya sürdük. Hani 2-3 hatalı maç çıkarttığı zaman biliyorsunuz biz de baskılı bir türümüz, baskılı bir camiayız. Bu baskıyı kaldırabilir mi? Tek endişe o ettiğim konu bu yani Bahadır'la ilgili benim. Yoksa hocamın dediklerine ben de katılıyorum. Evet, bu arada Melih Güler'in de bir yorumu vardı. Şöyle belki ekleme yapayım. Şimdi Doğukan normalde Beşiktaş altyapısından yetişen bir kaleci. Şu anda Beşiktaş'ın ilk 11'de kaleye çıkan Ersin, Doğukan'ın normalde altyapıda 7. Mesela böyle bir bilgi var. Yani Doğukan da çok boş bir kaleci değil aslında. Tabii. Ya belki o alacak kaleyi. Antrenman evet, yani herkes Bahadır diyor ama Doğukan da başlayabilir yani. Yani. Şimdi, ya Altay bir zamanlar nasıl geçti bu takımın kalesindeydi değil mi? İlk geldiğinde falan bu işler böyle. Serkan'ı hatırlıyor musunuz? Kırıntılı'yı. Kırıntılı, ya bizim genç Kırıntılı Adanalı. Memleketi oydu, Adana'ydı onun Kırıntılı. Evet. Serkan. Şimdi parladı, sıfırdan çıktı genç kalecimiz. Ya kariyerinin zirvesinde bu taraftar önünde ağladı Serkan. Bunları yani baskı. Ama öptüğü günler vardı abi baskıdan dolayı, hatırlarsın. Gözleri falan doldu. Yani bu taraftar Emre, bizim Emre o sene Galatasaray'a transfer olmuştu. Kafasında koltuklar. Hakan Kutlu, ya basınç tabii ki var. Yani bizim takımla oynamak kolay değil. Çeşitli stres şeyleri var. Bahadır da inşallah diğer futbolcular gibi bunu kaldıracak. Serkan'ı hatırlıyorsunuz. İnşallah. Yaparlak sezonlarından bir tanesi de ağladı. Yani. Bütün şeyde ağlamıştı yani çocuk. Fenerbahçe'ye gitti hocam ondan sonra zaten. Aynen. Şimdi şeyi söyleyelim. Bu arada tabii kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bunu ekleyelim. Arada bir geçirelim. Böyle şey olmasın da kanalda abone olarak bize destek olsunlar. Şimdi çok fazla aynı soru geliyor. Atakan'ın Göztepe'den geri dönmesini nasıl yorumlarsın Fahrettin? Yani Atakan hocanın ilk 11 kadrosunda olur mu sence? Doğru bir yerli rotasyon mudur? Ya ben genel stoper üzerinden Atakan'a bağlayayım Serkan abi istersen. Şu anda bizim elimizde kim var? Sinan Osmanoğlu var. Alperen Babacan var.
ön liberodan evrildiğimiz Atakan Çankaya var. Ankara Gücü şu anda 3 tane stopere ihtiyacı var buna rağmen. Niye derseniz, dediğimiz gibi hani biraz önce bir hamle stoperi ve denge stoperi mutlaka hani üst düzey ve üst düzeye yakın. 2 tane oyuncu almamız lazım stopere. Bir tane de yerli rotasyonda bir oyuncu daha almamız lazım. Çünkü ben Atakan'ın hamle zamanlamaları, ne zaman ne yapacağını bilmeyen durumlarından dolayı Atakan'a çok güvenip yola çıkılacağını düşünmüyorum ben. Çünkü Atakan iyi bir rotasyon oyuncusu olabilir. Sağ beke koyarsınız. Sağ bekte bir problem olduğu zaman maç içinde orayı götürebilir kısa zamanda. Evet, bu arada Hatay Spor'dan ayrılan Furkan var diyorlar mesela yorumlarda. Stoper olarak boşta şu anda. Fatih Kurucuk mu, Furkan mı? Benim. Furkan. Ha, Furkan diye yazmış arkadaşlar ama. Fatih Kurucuk olabilir o. Furkan olduğunu. Belki olabilir, evet. İkinci olarak da Atakan ön liboroda değerlendirebilirsiniz. Hani maçın hani baskı yapacağımız, ortasa da basacağımız bir duruma döndüğü zaman maçta Atakan'ı sahaya atabiliriz. Yerli oyuncu statüsünde sonuçta değerli bir oyuncu. Ama Atakan'a ilk 11'de görev verip stoperde direkt 1.80-1.81 boyuyla ya Süper Lig'deki forvetleri düşündüğümüz zaman çok doğru olur mu diye düşünüyorum. Bence çok doğru olmaz. Çünkü biz neden böyle konuşuyoruz? Geçmişte yaptığımız hataları yapmayalım. Transferde daha doğru hamleler yapalım diye bu şekilde konuşuyoruz. Yoksa Atakan'ı kötü bir oyuncu olduğundan dolayı değil. Ankara Gücü Atakan'dan para da kazanacaktı bu sene belki Göztepe Lig'de kalsaydı. 1 milyon 250 bin euro bir opsiyonu vardı. Evet. Ciddi bir rakam yani. 1 milyon 250 bin euro Atakan için, bir yerli oyuncu için. İnşallah bu sezon dediğimizin tam tersi olur. Atakan çalışır, formayı kapar. Direkt ilk 11 oyuncusu olarak olur. Biz de bir yabancı oyuncu oynatma şansımızı da arttırabiliriz yani. Evet. Berkay, sen ne dersin Atakan konusunda? Vallahi ben de Fahrettin arkadaşımıza, hocama katılıyorum. Şimdi Atakan yani elden geleni yapar, evet, ama ben tercih etmezdim. Ben demin mesela yorumcularımızdan çok değerli yorum yapan Fahrettin, evet, arkadaşımızın yorumuna da benzer Mustafa Soy'a yakın düşünüyorum. Bak, kaleci mevzusuyla stoper mevzusunu, defans bloğunu ilişkilendirerek ele almış. Hani ben mevzuya kale, evet, en kritik mevzu bence stoperler, en kritik. Bana sorarsanız yani çok kritik. Hani Atakan da değerli oyuncudur bizim başka şey oyuncularımız, evet, ama biz orada yani tartışmasız gerçekten maçı domine edecek her şekilde bize çok kuvvetli stoperler gerekiyor. Kaleciyi de bu güçlendirecek zaten. Kaleciyi de oyuna okutacak. Demin Mustafa Soy'un yorumu, o anlamda çok katılıyorum. Yorumlara şöyle hızlıca baktığımda dikkatimi çekti. O da Fredri'yi şeyi savunmuş. Ya onlarla oynadı diyor işte kulüs, işte Pazdan'la. Çok hani adam eksiltiyorlar, hem ciddi aksaklıklar. Ne yapsın adama getirmiş. Hani Bahadır meselesinde de biraz böyle. Gerçekten en kritik mevzi benim nazarımda o. Bu sene de zaten gördük, bakın bizim birbiriyle anlaşan ve bu lige göre çok iyi bir hattımız vardı. Bu hat hem gol getirdi hem gol attırmadı, bak şimdi. Şimdi her türlü kazanıyorsunuz bununla ve oyunu aynı zamanda kontrol ediyorsunuz. Bir de modern futbolu günümüzde artık oyunu da topa oyuna topu iyi sokacak. Bu yetenekleri de olacak. Sadece bizler eskiden hatırlarız. Sadece stoper dediğin top geldiğinde topu taça kesmek değil, değil mi? Yıllarca böyle izledik. Eski 90'ları falan hatırlayalım. Şimdi top gelir, yapacağın en şey taça atmak. Bunun yanında orta sahaya, ileri hatlara topu kazandırabilmek. Bunlar da önemli. Ki bizim mesela şimdi bu sene inşallah onun da önü açık olsun. Çok emekleri geçti bize. Yusuf Samsun Spor'a gitmiş. Ya bizim dribbling yapan da aynı zamanda bu lig için önemli bir isimdi yani Yusuf. Bak, evet, şimdi stoper özellikleri top kazandırmayı dribbling de yapıyordu. Hatırlıyorsunuz kaç defa şey gibi. Yani tamam Murat Uçar gibi belki şey yapmıyordu ama en az onun yarısı kadar hareketli gidebiliyordu. Şimdi bu özelliklerde bu ligin klasmanına oynayabilecek fizik gücü, teknik gücü olabilecek. Ben de yani bütçe olsa hocam, ben bütçe olsa ben de en büyük ağırlıklı kısmı stopere ayırırım. Ben niyeyse böyle bir şeyim var. Diğeri bir şekilde. Yani iyi bir defans hattı, iyi bir kaleci ve forvetle bu ligde kalırsın zaten. Tabii. Zaten abi. Çok evet, Fahrettin. Bir ekleme yapayım hani. Biraz sistemle alakalı. İki takım örnek vereceğim. Yani Karagümrük'ten Hatay Spor. Bugün Hatay Spor'un stoperlerine baktığınız zaman Burak Öksüz Ankara Gücü'nü de oynadı, değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Evet evet, doğru doğru. Ve yanında Fatih Kurucuk vardı. Yani bunlar TFF 1. Lig ve sağda Kamil Ahmet Çörekçi sağ bekleri. Ya bunlar baktığınız zaman isim olarak şu anda gerçekten TFF 1. Lig kalitesinde oyuncular, ama
Ömer Orhan'ın oynattığı sistemde önlerinde Ruben Ribeiro, Abdurrazek Traore, Mehdi Bujama diye 3 tane topu kullanabilen, stoperleri rahatlatabilen bir isimler vardı. Bu yüzden dolayı çok problem yaşamıyorlardı. Aslında Berkay Hocam orada çok güzel bir şeye değindi. Futbol zincirlemedir aslında. Sürekli birbirine kaleci, stoper, orta saha, forvet. Bu zincirlemeyi yakaladığımız zaman zaten başarı geliyor. İkinci olarak da Karagümrük'te Lucas Biglia mesela. Rakip sahaya geçtiği zaman sürekli rakip ilk karşılayan, ilk müdahalede bulunan oyuncuydu. Topun arkasına çabuk geçme özelliğini bildiği için çok tecrübeli bir oyuncu biliyorsunuz. Diğer stoperimiz Zukanović vardı mesela, 34 yaşında, 35 yaşında oyuncuydu. Ağır hamle, tek hamlede bir stoperdi. Ona rağmen Karagümrük ciddi stoperlerinden de fayda sağladı. Verim aldı tabii. Yani bunların tabii önüne de bu şekilde bir oyuncu da düşünülebilir mesela. Baskıdan çıkabilen, top dağıtma özelliği, stoperleri rahatlatabilen bir 6 numara da olabilir mesela. Bunun sıkıntısını mesela Galatasaray Fernando gittiğinden bu yana yaşıyor biliyorsunuz. Belki Fernando olsaydı Marco stoper olarak bir üst seviyeye de çıkabilirdi. Bizim de bu 6 numaraya böyle bir oyuncu da düşünebilir. Zincirleme yani hepsi. Hocama katılıyorum orada ben de. Evet. Şimdi ben sana şeyi soracağım. Normalde şu kombinelere geçeceğiz ama ondan önce Doğan Can sana bir soru sormuştu. Serant nasıl olur diye. Fenerbahçeli Serant'ı. Serant yani İstanbul takımları biraz önde oynayan, hani şampiyonluğa direkt hedef olan takımlar olduğu için Tisserand ağır bir stoper. Ama bizim gibi takımlarda Tisserand, yani bizim gibi dediğim geçiş oyunu oynayan, kapanan takımlarda ciddi ciddi fayda sağlayacak bir oyuncu. Tisserand ama son şeyini bilemiyoruz tabii. Kiralık gitti zannedersem o da. Bir de sabit oynattığı dönemler oldu mesela. Fenerbahçe'nin benim birkaç maçını izlemiştim. Özür diliyorum. Üçlünün sağ stoper olarak oynattığı zamanlar olmuştu. Topla da çıkabilme özelliği de var Tisserand'ın. Bir de kariyeri var. Hani Almanya'dan geldi bu adam. Kötü bir futbolcu değil. Fenerbahçe'nin oyun sistemine uygun olmadığı için faydalanamadılar. Keşke olsa Tisserand. Çünkü ligi bilen de bir oyuncu. Evet. Biz zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum yani. O süreci de kolay atlatır yani Tisserand. Bir de biz de küçük bir camia değiliz. Taraftarın ciddi desteği var. Bu taraftarın önünde de oynamayacak futbolcu yok yani. Biraz da ondan dolayı gelen futbolcularda rahatım ben. Mesela Oğuz Ceylan çok eleştiriliyor da ben Oğuz Ceylan'ın bu sene iyi bir performans göstereceğine inananlardanım mesela. Yani yanılma ihtimalimiz var. Herkes çok eleştiriyor. İçinde yorumlarda da var. Oğuz Ceylan yetersiz kalır diye, ama Berk Hocam sen ne dersin? Yani hani Kisiyon'un yedeği olması herhalde insanları biraz şeye sevk ediyor. Fahrettin'in de görüşünü alıp çok şey değildi. Kafama şey yapmadım yani. Hani Murat Erdem, hani tamam en az onlar kadar iyiyse de onlar gitti, bu geldi. Hani oyuncumuz artık, saygı duyuyoruz. Ben de başarılarını alkışlamak istiyorum ama benim de bu sene en şey olduğum transfer. Şimdi hani Murat şeye çok alıştık belki. Hani sezona ya belki çok sevmekle ilgili. Hani çok sevdik Murat Erdem. Belki kaptan şimdi. Hani kaptanın bilmiyorum şey ağırlığı şeyi de vardı kaptan. Sadece emeği değil yani, bir toparlayıcılığı vardı. Adam sahadayken ayrı bir güven de duyduk yani bu sene. Biraz ondan belki duygusal diyebilirsiniz, bilmiyorum. Diğerini çok ayrıntılı bilemiyorum. Hani olsa kaç iki kat mı daha şeyli mesela, Murat'tan daha da mı hızlı mesela? O kadar dribbling yapıyor mu yani, hani şey bilmiyorum yani hani. Bakacağız, bizim oyuncumuz sonuçta, gurur duyacağız, elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın da kombine şeyine de tabi bağlamak lazım, sen bağlarsın hocam evet. Ama taraftarımız da tabi bu arada şeyi düşünmeli ya, aynı çoluğumuz çocuğumuz hani top oynadığında mahallede veya bizim mahalle takımımız, yani o şeyi de yakalayabilmemiz lazım. Mahalle takımına kızar mısın, niye oynamıyorsun lan falan diye. Bir en azından sakin olsun. Mahalle takımı rezil etmeye başlarsa, hani seni rezil etti artık cümle alem, bütün mahallelerde seni gösteriyor. O zaman artık tepkiyi ver de, erken tepki. Ben bunu çünkü Bursa'da çok gördüm. Bu ya, futbolcuyu da ayrı yıpratıyor. Hani bizim programda Erdem de söylemişti, hatırlarsın Serkan evet. Hocam. Şimdi ayrı etkiliyor. Demin Fahrettin Hocam'ın söylediği baskı mevzusu yani. Baskı yerine hadi oğlum hadi yürü şeyi. Hani biraz da cesaret. Bu sene çok iş düşüyor diye düşünüyorum taraftara. Pasa hemen evet. Atayım hocam. Evet, Oğuz Ceylan'a bir Fahrettin'e soralım. Fahrettin ondan sonra da kombine konusuna girelim. Şu ana kadar 1000'e yakın kombine satılmış. Fiyatları nasıl buldun? İnsanların almaması niye almıyorlar diye söyleniyor. Benim kendi düşüncem şu. Biraz da güven meselesi. Yani hani insanlar kombineyi 800 liraya alıyorlar ya da işte 1300 liraya. Daha sonra bilet fiyatları kombineden daha aşağı düşüyor. Ya da duyuyorlar ki işte toplu yükleme yapılmış, toplu bilet verilmiş vesaire. Biraz herhalde bunun etkisi var. Yani insanlar bilse ki bu sene biletler hep
sabit olacak, kombine ucuz olacak. Ben inanıyorum ki herkes almak ister herhalde. Oğuz Ceylan'la başlayayım abi istersen. Hı hı. Oğuz Ceylan, Sumudika'nın 3-5-2 sisteminde kanat beki olarak sahadaydı. Ucun bindirmeleri ve sıfıra inme özelliği olan bir oyuncu Oğuz Ceylan, ama defansif yönden bazı problemler olan bir oyuncuydu. Orada da Dijo Boji, Kanabik gibi isimler o bölgeyi kapatıyorlar. Özellikle Dijo Boji o bölgelere çok sağ tarafa, Oğuz Ceylan arkasına çok aşırı derecede bir destek veriyordu Oğuz Ceylan'a. Oğuz Ceylan'ın en büyük özelliği mesela kestiği ortalardır sıfıra inip. İşte burada neye geliyoruz? Bu kestiği ortalara kafa vurulacak bir forvet. Yine döndük, ulaştık. Evet. Forvet'e geldik. Forvet önemli. Bir de şu var. Berkay Hocam da buna katılır eminim. Biz ikinci kırmızı gruptan tut TFF birinciye çıktığımız zaman düştük, tekrar çıktık. Biz sağ beklerin önemi neydi değil mi bizde? Mesela baktığımız zaman Serkan Balcı, Erdem Özgenç. Hmm. Tekrar geldik yine Erdem Özgenç. Sağ bek şeyinin bizde yani hedef oynadığımız zamanlarda gerçekten ciddi önemi çok var gibi düşünüyorum ben. Sağ bek. Yani, aynen. Aynen. Şimdi hadi yürü yürü gibisinden hocam bir şey söyledi. Serkan Balcı'ya maraton tribününden artık hani 30'lu maçta dahil hadi yürü ne yaptın? Serkan Balcı resmen yani taraftar oynattı yani. Zorla oynatıldı. Yani ondan sonra Sarıyer'e gitti. Çok bir şey Serkan Balcı'da bir şey göremedik. Hazır gitti mesela Sarıyer'e. Yani o yüzden de iyi olmasını ümit ediyoruz. Keşke önüne bir oyuncu alabilse. Bir de mali durumlar var tabii ki. Ben bu takımın taraftarıyım. En iyi oyuncunun Ankaragücü gelmesini isterim ama bir de mali tablolar, yerli statüsü düşünüldüğünde Oğuz Ceylan'ın da doğru şekilde sistemin içine atılıp önemli olan tabii ki sistemdir. Biz ne oynayacağımızı hani konuştuk. Bu sistemde Oğuz Ceylan'ı ikna edip Oğuz Ceylan'ı en verimli alacağımız şekilde değerlendirmek önemli. İnşallah iyi olur diye düşünüyorum. Kombineye de gelince abi. Kombineye evet, geçmeden bir şey söyleyeceğim. Pardon sözünü evet kesiyorum. Bazı arkadaşlar yorum yazamadığını söylemişler. Kanala abone olmayan yorum yazamıyor. Bu arada Suzan Canan bir yorum yazmış. Zanka TV izleyicisiyim ama Zanka Spor'u da onun kardeş kanalı olduğunu öğrendim. Abone oldum diyor. Doğrudur. Zanka TV'nin de kardeş kanalıyız. Devam edebiliriz bari. Kombine fiyatlarına gelince önce hani bir kombine fiyatları bayağı bir yüksekti. Hani biz dedik ki bu kombine fiyatları yüksek. Şu ekonomik şartlarda gerçekten ülkenin durumunu burada konuşmamızın bir mantığı var mı bilmiyorum. Her şey belli yani. Evet. İnsanların alım gücü ciddi anlamda düşüşte şu anda. İlk kombine fiyatları ciddi ciddi pahalıydı yani. İkinci bir şey açıklandı. Makul ama bu kombineleri çekecek işte hocamın dediği gibi çilek transfer mi deriz? Bu güven ortamını sağlayacak, taraftarı tribüne çekecek bir transfer lazım yani. Ben şuna inanıyorum ha. Biraz Mustafa Dalcı hocanın da hocaya karşı da biraz ön yargılar var. Ha, eleştirebilirsin ama ön yargı başka bir şeydir. Mesela adam şampiyon oldu. Şampiyonluk kutlamasında ıslıklanması, yuhalanması benim garibime gitti ve üzüldüm yani işin açığı. Yoksa hocayı eleştirdik, biz de eleştirdik. Biliyoruz yani hepimiz hani eleştirdik. İyi olsun, daha iyi olsun yönünde. Yoksa art niyet değil. Biraz bu yapılacak transfer hocaya karşı, hocayı falan da unutturur yani bu yapılacak transfer. Kombine fiyatlarına da yansır, store ürünlerine de yansır. Mutlaka Ankaragücü'nün ama ilk önce mali planı doğru yapın. Bu transferi gerçekleştirmesi lazım. Ben Diego Costa konusunda birkaç bir şey söylemek istiyorum. Murat'ı evet, atladım abi, özür diliyorum. Ben Costa transferine çok sıcak bakan bir insan değilim. Çünkü Diego Costa problemli bir oyuncu. Takım arkadaşlarla problem yaşayan bir oyuncu. Bir de ciddi ciddi mali külfeti olan bir oyuncu. Ben Türkiye'ye Diego Costa'nın şu şartlarda hangi takım olursa olsun 4-5 o civarda hani milyon eurolar aşağı geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Arap Yarımadası'ndan da ciddi ciddi teklifler almıştı geçmişte de bugün de. Bir de 2 yılda toplasan kaç maç oynadı Diego Costa? Bunlar da hep düşünmek lazım. Tabii Diego Costa kim istemez takımına? Çok önemli bir isim. Kariyerli bir isim ama transfer yapılırken de mutlaka bunlar da göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum ben. Bir kez daha düşünsünler yani. Başka ha Belbek olabilirdi mesela. Hazır bir oyuncuydu. Gelip burada devam ederdi evet, ama Costa öyle bir oyuncu değil abi. Problemli evet, bir oyuncu. Berkay sana geçmeden önce Deniz Kabadayı şöyle bir yorum yapmış. Ankaragücü yayınları biraz daha sık olsa demiş ama yani Ankaragücü yayınları bize çok fazla sık. Ben de niye bu kadar çok Ankaragücü var diye eleştiriyorum. Biliyorsunuz Cuma günleri de Spor'un Z raporunda sevgili Ahmet Sulak ve Fatih Akalın Arar'da Mert Okudoğlu ile beraber onlarla Fatih'in onlarla ilgili bir projemiz var. Konuşuruz sonra yayından sonra. Sürekli Ankaragücü yayını yaptığımız için eleştiriyoruz aslında. ama daha çok yapmaya da çalışıyoruz. Evet
Berkay Hocam senin görüşlerini alalım şimdi kombine fiyatlar hakkında. Kombine fiyatlarında ilk kamuoyuna böyle bir hani kamuoyunun nabzını tutmak için verilen fiyatlardan %20-30 indirimli, dumpingli bir düzenleme yapıldı. Bir kere ben buradan başlamak istiyorum. Burada da mesela doğruya doğru diyelim, yanlış yanlış, bu da doğruydu. Kamuoyunu tarttı yönetim, gözlemini yaptı. Bu dedi şey yani bu yüksek oldu biraz, hani duyulmuştu da çünkü biraz daha düşükten verip hani bir heyecan da bir şey de yarattı. Bir kere duyarlılık, izleme, takip açısından iyi bir yönetimsel örnek bana sorarsanız. Bu birincisi. Ama şimdi bir iki sebep var. Bizim taraftarımız öyle çok hani kombine çıksın kuyruğa girelim, geceden kuyrukları bitirelim falan tarafları değil. Şimdi istat kapanma durumu bilmem şeyi var. Nerede maçı izleyeyim durumu var. Bilet fiyatlarına bakma var. Evet. Kombine dediğiniz bir yanı biraz fedakarlık tabii. Çok hesapla evet. Olursa ne olacak şimdi? Takımımız arkadaşlar, hadi konuşalım şimdi sevgili Serkan Hocam, Fahrettin Hocam. Ligin son 6-7 haftasına giriyoruz. İçeride 4 maç var. 4'ün 3'ünü de almak zorundayız. Ne yapsın Ankara Gücü? Kombineleri o fiyattan sattı diye 100'den aşağı bilet mi satmasın? Ya yani bana sorarsan 5 lira yapsın. Girsin. Evet, biz mesela alalım çıkalım. Ligde kal. Şimdi kombine alan adam da bunu da düşünecek. Şimdi bir tarafı da. Şimdi böyle bir şey yok. Sadece kar zarar mevzusu değil bu. Biz futbolcu değiliz. Biz menajer değiliz. Şey değiliz. Yani en nihayetinde bir katkı boyutu da var bu işin. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Şimdi bunu verecektir bizim taraftarımız katkıyı. Bu satışlar artacaktır. Daha havaya girmedik hocam. Kampa girmeyle falan bir anda bizim taraftar havaya girmez. Şimdi yaz modu. Aile, başka işler falan. Şimdi Ankara Gücü yavaşça transfer haberleri falan şişiyor. Bir şiştikten sonra bir hızlanırız biz. Geçilir. Fiyatlar evet. Konusunda bana her şey pahalı geliyor günümüzde. Belki anneannem gibi oldum. Anneannem de öyle fiyatları şey karıştırdı, söylüyorum eskiden. Böyle fiyatları karıştırırdı. Kuruş, lira. Ana bu kadar mı ediyor? Allah Allah falan derdi. Biz de anneannemle böyle aklımızca şey yapardık. Hani sen falan filan diye. Şimdi valla öyle hissediyorum. Yani son yaklaşık bir 6 aydır böyle mesela kahveye 45 lira diyor falan. Ya olabilir diyorum. Hani ne olsa şey olan bir durum. Yani böyle bir ortamda 18 maça da tabii istenecek para da yani 50 lira istemeyecek yani, anlatabildim mi? Yani 100 lira. Evet. Yani bir tık daha belki düşük olur muydu? Ben hep onu savundum. Şundan savundum. Bizim taraftarımızın şeyi belli. Hani alım gücünden önce şu var ya, alım önceliği ya. Alım gücü değil, şimdi paran yok mu diyor. Var da bütün hepsini şey mi yapıyor? Nasıl verecek? Bu farklı bir şey. Bunun deplasmanına gidecek bak bu taraftar. Gerçek taraftar şunun endişesinde, derdinde. Nasıl gidilecek bu sene? Berkay Hocam bir de şu var ya. Bir şimdi, ekleme hani, yapayım hocam. Serkan abi sen bitir. Tabii. Yok ekle Fahrettin. Hocam çok güzel bir yere değindi. Ben mesela Eryaman Stadı'dan 35-37 kilometre aralığında Berkay evet. Hocam. Benim maça gidip gelmem yaklaşık bana 300 lira bir maliyeti var mesela. Arabanla gittin mi? Tabii. Arabanla gittin mi yakıyor hocam. Tabii. Bir de 4 kişiyi bir aile olarak geldiğini tabii. Düşünüyorum. Çünkü aile de son dönemlerde gayet çok hoşuma giden yani. Aslında tribünlerde aileleri görmek, çoluk çocuk, hani eş çok güzel görmüşler. Ben de mesela. Çok onu diyecektim çok zaten. Fahrettin şimdi baba oğlunu, baba beni de maça götür dediğinde kombine yok, almadım diyemez, bilet pahalı diyemez. Hani ekonomik öyle zorluyor aslında. Yani tek kişi olduğun zaman 800 lira ya da 1300 lira çok para değil diyebilirsin. Bazı tabii. Şeylerinden kısabilirsin evet, ama evet. İşin içine çocuğun girdiğinde, eşin girdiğinde aynen. İnsanları kesemiyor işte. 4 kişi mesela aile olarak bir maça gittiğin zaman ortalama ben hani kabataslak bir hesap yapıyorum. Bir de yemek falan mecbur orada hani yer uzak olduğu için. 600-700 lira civarında bir masraf. Bir de bugünün yani Eylül ayınca ne olacağı belli değil yani. Fiyatlara bir öyle bir problem var. 600-700 lira civarında bir masraf. 4 maça gelse haftada, ayda bu adam yaklaşık 2000 lirayı geçiyor mesela. Asgari ücret 4250 lira. Evet. Ve %42-43 ülkenin asgari ücreti çalışıyor şu anda. Evet yani tek başına bile yüksek bir rakam. Bir de çoluk çocuk yerine çok zor. Hani bu işte son bir soru daha ekleyeyim. Önce gelen yorumlar için çok teşekkür ederim. Programımızı çok beğeniyorlar. Mesela Fahrettin Hocamı ve Sebahattin Yiğit Hocamı da bir arada bir program alırsanız. Onunla ilgili evet. Kafamda bir şeyler var sevgili Fatih Akalın'da. Onun sonra bir sürpriz olsun, o da size inşallah denk gelir. Ben Cebrail'i sordular. Cebrail dönse nasıl olurdu? Diyelim Fahrettin'le bir konuda görüş alıp programımızı sonlandıralım yavaş yavaş. Ya şimdi Cebrail fedakar bir oyuncu.
sahaya yüreğini koyan bir oyuncu ama mesela geçen sene sezon başında Altay'da, Mustafa Denizli'nin Altay'ında Cebrail sadece hızından ve süretinden faydalanarak Cebrail ekstra bir oyuncu ceza sahasına sıfıra, iç koridora sokarak bir futbol anlayışı oluşturdu Mustafa Denizli. 3-5-2'nin kanat beki olarak oynattı. Hücumda ciddi ciddi katkılar verdi. Hatta Trabzon'da çok güzel bir gol attı. Bence sezonun golüydü. Tersaya ile Uğurcan'a attı. Uğurcan gibi bir kaleciye gol atmak kolay değil. Ama işte defansif yönlerini bizim insanlar, ya futbol izleyicileri çok sadece gollerini ve katkılarını gördüğü için Cebrail direkt oynayacak bir oyuncu değildi ama rotasyon olarak düşünülebilirdi. Zaten Konya Spor'da öyle düşündüğü için aldı ve bugün kadrosuna kattı. Evet. Şimdi statı soruyorlar. Stat için 5 Temmuz'da temel atılacak deniyor ama tabii bunu 5 Temmuz gelince göreceğiz herhalde. Bununla ilgili soru gelmiş. Bir yorum var. Galatasaray'ın forması 800 lira. Ankara Gücü kombinesi uygun deniyor. Doğrudur. Fenerbahçe'nin kombineleri 2400'de 21 bin miydi? Herhalde öyle ciddi bir rakam arasında çıktı ve çok kısa sürede tükendi ama ya Ankara Gücü'nde bir şey var ya. Ankara Gücü denince de bir kalıp var, bir kültür var. Yani hani çok zengin bir taraftarımız yok. Fedakarlık yapıyorlar, daha ne yapabilirler diye düşünüyorum. Yani dediği gibi Fahrettin 35 kilometre yol gidiyor. 35 kilometre geri dönüştür. Bunun mesela Ramazan'ı var mesela. Ramazan'da Fahrettin'in ben düşünüyorum tavura doğru geri dönmüş olması lazım. Yani gece çıktığı zaman. Yani, insanlar elinden geleni yapıyorlar ama tabii Erkan ki abi, aslında evet. Bu bir bahane değil. Bahane üretmiyoruz. Tabii ki takımımız gidip destekleyeceğiz ama aslında şuna bağlayacağım ben. Faruk Başkan'ın o yüksek hedefli projeleri gerçekleşirse, yani 30 bin lirada olsa kredi çekip 10 bin alacak insanlar var bizim içimizde. Ha, doğru, gelir doğru. Ne olursa olsun. Hani birazcık hani 800 lira diyorlar ama insanların hedefleri farklı. Biz de 2 senedeki travma yaşadık. Yani ben ona travma diyorum. Hani 2 sene üst üste küme düşmemiz. Yani bende en azından bir travma yarattı. O travmanın etkilerini atlatmam için de Faruk Başkan'ın gösterdiği hedeflerde en azından %60'ını bir görmemiz lazım. Onlar zaten göründüğü zaman Ankara Gücü'nün gerçek potansiyeli de ortaya çıkacaktır. Evet. Artık programımızı toparlayalım. Bir saatimize de yaklaştık. Ben Fahrettin çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim abi. Daha çok sık beraber oluruz. Bir arada oluruz. İnşallah. Bol bol alırız. Berkay Hocam zaten devamlı bizde. Evet, takip ediyorum hocam. Evet. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum yorumlar için. Bize bugün dışarıdan bir yerden yayına katıldı. Şimdi toplantıya girecek tekrar. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalımıza abone olsunlar. Cuma günü Fatih Akalın ve Ahmet Sülak'la beraber biz Spor'un Z raporunda yine bir arada olacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Güzel.